umum zemine ve bütün mahlukata cev perdesi altında bakan ve idare eden rahmetinin ve hakimiyetinin hassiz genişliklerine ve her şeye yetişmelerine delalet eder. Hem fedadaki hava o kadar hakimane vazifelerde istihdam ve bulut ve yağmur o kadar alimane faalelerde istimal olunur ki her şeye ihata eden bir ilim ve her şeye şamil bir hikmet olmazsa o istimal, o istihdam olamaz. Ey faalin lima yurid, cev-i fedadaki faaliyetinle her vakit bir numune-i haşir ve kıyamet göstermek, bir saatte yazı kışa ve kışı yaza döndürmek, bir alem getirmek, bir alem gaybe göndermek misullü, şuunatta bulunan kudretin dünyayı ahirete çevirecek ve ahirette şuunat-ı sermediyeyi gösterecek işaretini veriyor. Ey Kadir-i Zülcelal, cev-i fezadaki hava, bulut ve yağmur, berk ve rahat, senin mülkünde, senin emrin ve havlin ile, senin kuvvet ve kudretinle musahhar ve vazifedardırlar. Mahiyetçe birbirinden uzak olan bu feza mahlukatı, gayet süratli ve ani emirlere ve çabuk ve acele kumandalara itaat ettiren amir ve hakimlerini takdis ederek rahmetini medhü sena ederler. Hafız şey var mı ya burada? Giresun'da. Nerede? Burada var mı? Abdesti yok burada. Şeyde yok mu? Evin? Giresun'da kim var? Ben varım abi. Sen okuyabilir misin ya? Geldikleri zaman. Emin Hoca Ağrı'da abi. Mustafa burada. Öyle mi? Mustafa sen okursun. İyi peki sen oku şey. Sen en yakın adam bir giresin de yok. Abi de Abdal'la olsun ha. Ey arz ve semavatın Halik-i Zülcelali, senin Kur'an-ı Hakiminin talimiyle ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın dersiyle iman ettim ve bildim ki nasıl semavat yıldızlarıyla ve cevb-i feza müştemilatıyla senin vücub-u vücuduna ve senin birliğine ve vahdetine şehadet ediyorlar, öyle de arz bütün mahlukatıyla ve ahvaliyle senin mevcudiyetine ve vahdetine mevcudata dediğinde şehadetler ve işaretler ederler. Evet, zeminde hiçbir tahavvül ve ağaç ve hayvanların da her sene urbasını değiştirmek gibi hiçbir tebeddül, cüz'i olsun, külli olsun yoktur ki intizamiyle senin vücuduna ve vahdetine işaret etmesin. Hem hiçbir hayvan yoktur ki zafiyet ve ihtiyacının derecesine göre verilen rahimane rızkıyla ve yaşamasına lüzumu bulunan cihazatın hakimane verilmesiyle senin varlığına ve birliğine şehadeti olmasın. Hem her baharda gözümüz önünde icat edilen nebatat ve hayvanattan hiçbir tanesi yoktur ki sanat acibesiyle ve latif ziynetiyle ve tam temeyyüzüyle ve intizamıyla ve mevzuniyetiyle seni bildirmesin. Ve zemin yüzünü dolduran ve nebatat ve hayvanat denilen kudretinin harikaları ve mucizeleri mahdut ve maddeleri bir ve müteşabih olan yumurta ve yumurtacıklardan ve katırlardan ve habbe ve habbeciklerden ve çekirdeklerden yalnızsız, mükemmel, süslü, alameti farikalı olarak yaratılışları sani hakimlerin vücuduna ve vahdetine ve hikmetine ve hadsiz kudretine öyle bir şehadettir ki ziyanın güneşe şehadetinden daha kuvvetli ve parlaktır. Hem hava, su, nur, ateş, toprak gibi hiçbir unsur yoktur ki şuursuzluklarıyla beraber şuurkârâne mükemmel vazifeleri görmesiyle basit ve istila edici, intizamsız her yere dağılmakla beraber gayet muntazam ve mütenevvi meyveleri ve mahsulleri hazine-i gaybtan getirmesiyle senin birliğine ve varlığına şehadeti bulunmasın. Ey Fatır-ı Kadir, ey Fettah-ı Allam, ey Fâli Hallak, nasıl az bütün sekenesiyle Halık'ının vacibül vücut olduğuna şehadet eder, öyle de senin ey Vahid Ehad, ey Hannan-ı Mennan, ey Vehhab-ı Rezzak, vahdetine ve hadiyetine, yüzündeki sikkesiyle ve sekenesinin yüzlerindeki sikkeleriyle ve birlik ve beraberlik ve birbir içine girmek ve birbirine yardım etmek
ve onlara bakan rububiyet isimlerinin ve fiillerinin bir olmak cihetinde bedaat derecesinde senin vahdetine ve adiyetine şehadet, belki mevcudat edince şehadetler eder. Hem nasıl zemin bir ordugah, bir meşher, bir talimgah vaziyetiyle ve nebatat ve hayvanat fırkalarında bulunan 400 bin muhtelif milletlerin ayrı ayrı cihazatları muntazaman verilmesiyle senin rububiyetinin haşmetine ve kudretinin her şeye yetişmesine delalet eder, öyle de hadsiz bütün zihayatın ayrı ayrı rızıkları vakti vaktine kuru ve basit bir topraktan rahimane, kerimane verilmesi ve hadsiz o efradın kemal-i musahhariyetle evamir-i Rabbaniye itaatleri rahmetinin her şeye şumurunu ve hakimiyetinin her şeye hatasını gösteriyor. Hem zeminde değişmekte bulunan mahlukat katilelerinin sevk ve idareleri, mert ve hayat münavebeleri ve hayvanat ve hayvan ve nebatatın idare ve tedbirleri dahi her şeye taalluk eden bir ilim ile ve her şeye hükmeden niyetsiz bir hikmetle olabilmesi senin ihata ilmine ve hikmetine delalet eder. Hem zeminde kısa bir zamanda hadsiz vazifeler gören ve hadsiz bir zaman yaşayacak gibi istidat ve manevi cihazat ile teciz edilen ve zemin mevcudatına tasarruf eden insan için bu talimgâh dünyada ve bu muvakkat ordugâh zeminde ve bu muvakkat meşherde bu kadar ehemmiyetsiz bu hadsiz masraf, bu nihayetsiz tecelliyat-ı rububiyet, bu hadsiz hitabat-ı subhaniye ve bu gayetsiz ihsanat-ı ilahiye elbette ve herhalde bu kısacık ve hüzünlü emre ve bu karışık kederli hayata, bu belalı ve fani dünyaya sığışmaz. Belki ancak başka ve ebedi bir ömür ve baki bir dar-ı saadet için olabildiği cihetinden âlim-i bekada bulunan ihsanat-ı uhreviye işaret belki şehadet eder. Ey Halik-ı küllü şey, zeminin bütün mahlukatı senin mülkünde, senin arzında, senin havl ve kuvvetinle ve senin kudretin ve iradetin ile ve ilmin ve hikmetin ile idare, lisan-ı kalden daha zahir hadsiz lisanlarla Halık'ını takdis ve tesbih ve nihayetsiz nimetlerinin lisan-ı halleriyle Rezzak-ı Zülcelal'inin hamd ve medd-i senasını gösteriyorlar. Ey mürebbi rahim, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın talimiyle ve Kur'an-ı Hakim'in dersiyle anladım ve iman ettim ki nasıl nebatat ve eşler seni tanıyorlar, senin sıfat-ı kutsiyeni ve Esma-i Hüsna'nı bildiriyorlar, öyle de zihayatlardan ruhlu kısmı olan insan ve hayvanattan hiçbirisi yoktur ki cisminde gayet muntazam saatler gibi işleyen ve işlettirilen dahili ve harici azalarıyla ve bedeninde gayet ince bir nizam, gayet hassas bir mizan, gayet mühim faydeler ile yerleştirilen alat ve duygularıyla ve cesedinde gayet sanatlı bir yapılış, gayet hikmetli bir tefriş, gayet dikkatli bir muvazene içinde konulan cihazat-ı bedeniyesiyle senin vücubu vücuduna ve sıfatlarının tahakkukuna şehadet etmesin. Çünkü bu kadar basirane nazik sanat ve şuurkârâne ince hikmet ve müdebbirâne tam muvazeneye elbette kör kuvvet ve şuursuz tabiat ve serseri tesadüf karışamazlar ve onların işi olamaz ve mümkün değildir. Ve kendi kendine teşekkül edip öyle olması ise yüz derece muhal içinde muhaldir. Çünkü o halde her bir zerresi, her bir şeyini ve cesedinin teşekkülünü belki dünyada alakadar olduğu her şeyini bilecek, görecek, yapabilecek, adeta ilah gibi ihatalı bir ilmi ve kudreti bulunacak. Sonra teşkili ceset ona havale edilir ve kendi kendine oluyor denilebilir. Heyeti mecmuasındaki vahdeti tedbir ve vahdeti idare ve vahdeti neviye ve vahdeti cinsiye ve umumun yüzlerinde göz, kulak, ağız gibi noktalarda ittifak cihetinde müşahede edilen sikke-i fıtratta birlik ve her bir nevin efrad-ı simalarında görülen sikke-i hikmette ittihad ve iaşede ve icatta beraberlik ve birbirinin içinde bulunmak gibi keyfiyetlerinden hiçbirisi yoktur ki senin vahdetine kat-i şehadette bulunmasın ve her bir ferdinde kainata bakan bütün isimlerin cilveleri bulunmakla vahidiyet içinde senin ehadiyetine işareti olmasın.
Hasan Bey burada mı? Burada abi. Anlaşıldı ki. Hem nasıl ki insanla beraber hayvanatı hem nasıl ki insanla beraber hayvanatın zeminin bütün yüzünde yayılan yüz bin envağı muntazam bir ordu gibi teçhiz ve talimat ve itaat ve musakhariyetle en küçükten ta en büyüğe kadar rububiyetin emirleri intizamla cereyanlarıyla o rububiyetin derece-i haşmetine ve gayet çoklukla beraber, gayet kıymetli ve gayet mükemmel olmakla beraber, gayet çabuk yapılmaları ve gayet sanatlı olmakla beraber, gayet kolay yapılışlarıyla kudretinin derece-i azametine delalet ettikleri gibi, şarktan garba, şimalden cenuba kadar yayılan mikroptan ta gergedana kadar, en küçücük sinekten ta en büyük kuşa kadar, bütün onların rızıklarını yetiştiren rahmetinin hadsiz üsatine ve her biri emir ver nefer gibi vazifeyi fıtriyelerini yapmak ve zemin yüzü her baharda güz mevsiminde tehdit edilenler yerinde yeniden taht-ı silah alınmış bir orduya ordugah olmak cihetiyle hakimiyetinin nihayetsiz genişliğine kat'i delalet ederler. Hem nasıl ki hayvanattan her birisi kainatın bir küçük nüshası ve bir misal müsağarı hükmünde gayet derin bir ilim ve gayet dakik bir hikmetle karışık eczaları karıştırmayarak ve bütün hayvanların ayrı ayrı suretlerini şaşırmayarak hatasız, sehifsiz, noksansız yapılmalarıyla ilminin her şeye ihatasına ve hikmetinin her şeye şumulüne adetlerince işaretler ederler. Öyle de her biri birer mucize-i sanat ve birer harika-i hikmet olacak kadar sanatlı ve güzel yapılmasıyla çok sevdiğin ve teşhirini istediğin sanat-ı Rabbaniye'nin kemal-i üstüne ve gayet derecede güzelliğine işaret ve her birisi hususen yavrular gayet nazdar, nazenin bir surette beslenmeleriyle ve heveslerinin ve arzularının tatmini cihetiyle senin inayetinin gayet şirin cemaline hadsiz işaretler ederler. Oku bakalım şey. Ey Rahmanurrahim, ey Sadıkul Vadil Emin, ey Maliki Yevmiddin, senin Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamının talimiyle ve Kur'an-ı Hakiminin irşadıyla anladım ki, madem kainatın en müntehap neticesi hayattır ve hayatın en müntehap hülasası ruhtur ve zîruhun en müntehap kısmı zîşuurdur ve zîşuurun en camii insandır ve bütün kainat ise hayata musahhardır ve onun için çalışıyor ve zîhayatlar zîruhlara musahhardır, onlar için dünyaya gönderiliyorlar ve zîruhlar insanlara musahhardır, onlara yardım ediyorlar ve insanlar fıtraten Halık'ını pek ciddi severler ve Halık'ları onları hem sever hem kendini onlara her vesileyle sevdirir ve insanın istidadı ve cihazat-ı maneviyesi başka bir baki aleme ve ebedi bir hayata bakıyor ve insanın kalbi ve şuuru bütün kuvvetiyle beka istiyor ve lisanı hadsiz dualarıyla beka için Halık'ına yalvarıyor. Elbette ve herhalde o çok seven ve sevilen ve mahbub ve muhib olan insanları dirilmemek üzere öldürmekle ebedi bir muhabbet için yaratılmış iken ebedi bir adavetle gücendirmek olamaz ve kabil değildir. Belki başka bir ebedi alemde mes'udane yaşaması hikmetiyle bu dünyada o çalışmak ve onu kazanmak için gönderilmiştir. Ve insana tecelli eden isimlerin bu fani ve kısa hayattaki cilveleriyle alemi bekada onların aynası olan insanların ebedi cilvelerine mazhar olacaklarına işaret ederler. Evet, ebedinin sadık dostu ebedi olacak ve bakinin aile-i şuuru baki olmak lazım gelir. Hayvanların ruhları baki kalacağını ve Hüdud-ü Süleymani aleyhisselam ve Nemli ve Nakay-ı Salih aleyhisselam ve Kelb-i Ashab-ı Kehf gibi bazı efrad-ı mahsusa hem ruhu hem cesediyle baki aleme gideceği ve her bir nevin ara sıra istimal için bir tek cesedi bulunacağı rivayet-i sayyadan anlaşılmakla beraber hikmet ve hakikat
hem rahmet ve rububiyet öyle iktiza ederler. Ey Kadir-i Kayyum, bütün zihayat, zihruh, zihşuur senin mülkünde, yalnız senin kuvvet ve kudretinle ve ancak senin irade ve tedbirinle ve rahmet ve hikmetinle rububiyetinin emirlerine teskir ve fıtri vazifelerle tavzif edilmişler ve bir kısmı insanın kuvveti ve galebesi için değil, belki fıtraten insanın zaafı ve aczi için rahmet tarafından ona musahhar olmuşlar ve lisan-ı hal ve lisan-ı kalile sanilerini ve mabutlarını kusurdan şerikten takdis ve nimetlerine şükür ve hamd ederek her bir ibadeti mahsusasını yapıyorlar. Ey şiddeti zuhurundan gizlenmiş ve ey azameti kibriyasından perdelenmiş olan Zat-ı Akdes, bütün zihruhların tesbihatıyla seni takdis etmek niyet edip Subhaneke ya men ceale minel mâi külle şeyin hay diyorum. Ya Rabbel alemin, ya ilahel evveline vel ahirin, ya Rabbes semavati vel aradin, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın talimiyle ve Kur'an-ı Hakim'in dersiyle anladım ve iman ettim ki nasıl sema, feza, arz, ber ve bahir, şecer, nebat, hayvan, efradıyla, eczasıyla, zerratıyla seni biliyorlar, tanıyorlar ve varlığına ve birliğine şehadet ve delalet ve işaret ediyorlar. Öyle de kainatın hülasası olan zihayat ve zihayatın hülasası olan insan ve insanın hülasası olan enbiya, evliya, asfiyanın hülasası olan kalplerinin ve akıllarının müşahadat ve keşfiyat ve ilhamat ve istiracatıyla yüzer icma ve yüzer tevatür kuvvetinde bir katiyetle senin vücubu vücuduna ve senin vahdaniyet ve hadiyetine şehadet edip ihbar ediyorlar. Mucizat ve keramat ve yakini bürhanlarıyla haberlerini ispat ediyorlar. Evet, kalplerde perde-i gaybla ihtar edici bir zata bakan hiçbir hatırat-ı gaybiye ve ilham edici bir zata baktıran hiçbir ilhamat-ı sadıka ve akkaliyetin suretinde sıfat-ı kutsiye ve esma-i hüsnani keşfeden hiçbir itikad-ı yakine ve enbiya ve evliyada bir vacib-i vücudun envarını aynel yakin ile müşahede eden hiçbir nurani kalp ve asfiya ve sıddıkın da bir halik-i külli şeyin ayat-ı vücubunu ve berahini vahdetini ilmel yakin ile tasdik eden, ispat eden hiçbir münevver akıl yoktur ki senin vücubu vücuduna ve sıfat-ı husiyene ve senin vahdetine ve ahadiyetine ve esma-i hüsnane şehadet etmesin, delaleti bulunmasın ve işareti olmasın ve bilhassa bütün enbiya ve evliya ve asfiya ve sıddıkının imamı ve reisi ve hülasası olan Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın ihbarını tasdik eden hiçbir mucizatı bayresi ve hakkaniyetini gösteren hiçbir hakikati âliyesi ve bütün mukaddes ve hakikatli kitapların hülasatın hülasası olan Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın hiçbir ayeti tevhidiye-i katiası ve mesail-i imaniyeden hiçbir mesele-i kutsiyesi yoktur ki senin vücubu vücuduna ve kutsi sıfatlarına ve senin vahdetine ve ehadiyetine ve esma ve sıfatına şehadet etmesin ve delaleti olmasın ve işareti bulunmasın.